Daha önceki paylaşımımızda embriyolar neden tutunmuyor sorusunun yanıtını aramıştık. Ve bu soruya embriyoların genetik yapısı perspektifinden bakmıştık. Ve ne demiştik? Embriyolar eğer genetik tanı almışsa, yani genetikten geçmişse, normal olduğu konfirme edilmişse bu embriyoların tutunma olasılığı çok yüksek demiştik. 3 defa böyle transfer alan hastalarda gebelik oranlarının yaklaşık %90'lara çıktığından bahsetmiştik. Ama bu yine küçük de olsa %10'luk bir belki hasta payında embriyoların normal olmasına rağmen tutulamadığını gösteriyor. Peki bunlar neler olabilir? Tabii bu kadar çok embriyo transfer edilmiş, 2-3 defa embriyo transfer edilmiş, çok sayıda ultrason yapılmış bir hastada rahime ait bazı problemler atlanmış olabilir mi? Evet, olabilir. Bazı rahimin doğumsal anomalileri, özellikle bu septum dediğimiz rahim içindeki perde gibi durumlar bazen görülemiyor, atlanıyor. Bunlar gebelik şansını düşürebiliyor ve daha sonradan bunların düzeltilmesi gerekebiliyor. İçerideki polipler, miyomlar görülemeyebiliyor ama bunların artık bu kadar çok deneme yapmış bir hastada görülmüş olmasını normalde bekleriz. Bir de bazı rahim içi tabakasını ilgilendiren lezyonlar var ki bunların implantasyon başarısızlığıyla olan ilişkisi tam olarak belli değil. Yani herkes tarafından bunlar bir etken olarak kabul edilmiyor. Nedir bunlar? İşte bir tanesi kronik endometrit. Kronik endometrit dediğimiz rahim içi tabakasının kronik iltihabı anlamına geliyor. Bu aseptik bir iltihap, yani bir mikrop içermiyor. Tanısı o kadar kolay değil. Histereskopi yapmak gerekiyor. İçeriden biyopsi almak gerekiyor. Biyopsinin bir takım özel yöntemlerle incelenmesi gerekiyor. Ve eğer kronik endometrit tanısı konacak olursa antibiyotik artı hormon tedavisi gerektiriyor. Diğer neden ise daha da çok tartışmalı olan bir şey. O da rahim iç tabakasının mikrobiyatası. Yani oradaki mikrop zenginliğinin bir şekilde anormal tarafa doğru kaymış olması. Biliyorsunuz insanların üzerinde çok önemli bir mikrop yükü var. Hatta şöyle söyleniyor, ortalama 70 kiloluk bir insanın vücudunun 4 ila 5 kilosu tamamen mikroplardan oluşuyor esasında. Her tarafımızda var bunlar. En ağırlıklı olarak da mide bağırsak sistemi içinde varlar. Ama vajen içinde var bu mikroplar. Ve rahimin iç tabakasının da kendine özel bir mikrobiyatası var. Acaba bu mikrobiyatada olan değişiklikler implantasyon başarısızlığından sorumlu olabilir mi? Bugün için hala tartışılan bir konu. Bununla ilgili bir takım testler ortaya atıldı ve çıkartıldı. Ancak şu anda sebep-sonuç ilişkisi henüz belli değil. Onun için hani bu bizim çok da şu anda üzerinde durduğumuz, önemsediğimiz bir konu değil. Bir de şunu söylemek lazım. Çok yaygın olarak yapılan bu pıhtılaşma testleri var. Eğer kanın pıhtılaşmasında bir problem varsa, ki bunlara trombofili deniyor. Bu trombofiller acaba implantasyon başarısızlığından sorumlu olabilirler mi? Neden sorumlu olabilirler? Çünkü embriyonun oraya implantasyonu, yani endometriyuma gömülmesi ve sonraki plasentasyonu sırasında kan damarlarına ihtiyacı var. Acaba bu kan damarlarında olan mikrotrombüsler, küçük tıkanıklıklar embriyonun oraya yerleşmesini engelliyor mu ya da sonradan düşük riskini artırıyor mu? Bunlar da diğer tartışmalı konular arasında geçiyor. Ancak herkes tarafından bunların bir etken olduğu kabul edilmiyor. Biz de açıkçası bu tür testlerin çok fazla hastalara sunulması gerekmediğini düşünüyoruz.